Değerli dostlar merhabalar. 32. üniteye geçiyorum arkadaşlarım. İkinci dereceden denklemler yapacakmışsınız. Şöyle bir ayarlamasını yapalım. Hemen başlayalım soruların çözümüne. Evet. Diyor ki birinci sorumuz. Denkleminin kökleri toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hemen bulmaya çalışalım arkadaşlarım kökler toplamını. Şimdi iki tane çarpım durumunda ifade sıfıra eşitse... Ya burası sıfıra eşittir ya da burası sıfıra eşittir diyorum. Önce burayı sıfıra eşitlesem birinci kökü bulacaksın. X eksi 7 eşittir 0 dedim. 3x eşittir 7. X eşittir 7 bölü 3. Bu birinci kök. Burayı sıfıra eşitlesek 1 artı 3x eşittir 0'dır. 3x eşittir eksi 1 olur. X eşittir eksi 1 bölü 3. Topla diyor bu ikisini. Paydalar aynı olduğu için direkt üstlerin 7 ile eksi 1'in toplamı 6 bölü 3 geliyor. O da Bursa şıkkımız doğru cevap oldu. 2'ye bakıyorum. Yine denkleminin çözüm kümesi nedir diye soruyor. Arkadaşlar bu sefer de 3 tane çarpım var. 3'ünü tek tek sıfıra eşitleyeceğim ve köklerini bulacağım. Yani sağlayan x değerlerini bulacağım. Şöyle de yapabilirim. Şıklardan da tek tek ilerleyebilirim. Mesela 0'ı yazarım. 0 sağlıyor mu? Gerçekten şuraya 0 yazdığınızda 0 oluyor burası ve 0 hepsiyle çarpıldığı zaman yine 0 eşittir 0. Yani 0 sağlıyor. Ve o halde 0'ın olmadığı şıkları silerek de bulabilirim. Ya da işte 3 terim var. O zaman 3'ünü de tek tek 0 eşitlerim. 5x'i 0'a eşitledim. X eksi 5'i 0'a eşitledim. Bir de x artı 5'i 0'a eşitledim arkadaşlar. Buradan 5'e bölersek her iki tarafı x eşittir 0. 5'i bu tarafa atarsam x eşittir artı 5. Bu 5'i bu tarafa atarsak x eşittir eksi 5. 0, 5, eksi 5 Ceyhan şıkkındadır köklerimiz diyebilirim. Denkleminin kaç tane reel kökü vardır diye soruyor arkadaşlarım. Şurayı 0'a eşitleyeceğim. X eşittir kök 2. İşte birinci kök. Burayı eşitlersek eksi kök 3. Burayı eşitlersek 7 bölü 5. Bunu eşitledim 1. 4 tane kökü vardır diyebilirsiniz dostlarım. Şuna bakalım. Denkleminin kökler çarpımı kaçtır diye bir soru sormuş. Hemen şurayı 0 eşitledik arkadaşlarım. X eşittir şöyle yazayım. X artı kök 2 eşittir 0'dan. X eşittir eksi kök 2 geldi. Bu birinci kök. Şurayı 0'a eşitledim. O halde x eksi kök 5 eşittir 0'da. X eşittir kök 5 geldi. Bu da ikinci kök. Köklerin çarpımı yani eksi kök 2 ile kök 5'in çarpımı dostlarım. Eksi ile artının çarpımı bir kere eksi yapacak. Kök 2 ile de kök 5'in çarpımı kök 10 yapacak. Dolayısıyla eksi kök 10 sorunun doğru cevabı geldi dostlar. Evet bir numarayı gömdük. Hemen 2 numarayı alalım. Odaklanmaya da bakayım ben bir çaktırmadan. Evet, odaklanmamızda bir daha tıklayalım şöyle güzelce gözüksün. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Bakın bunu yine işte bir x'leri soruyor bize yani. Önce bir 0 yazarsınız. 0 bakalım sağlıyor mu? 0, 0, 0 eşittir 0 geliyor ki 0 sağlıyor. O zaman sıfırın olmadığı şıkları siliyorum. Sıfır bir kere kökü olacakmış bunun diyorum. Sonra mesela 1'i deneyelim. Bakalım 1 sağlıyor mu? 1 yazarsanız 1 artı 6 7 eşittir 0. 1 sağlamıyor. Bunu da silerim. 6'yı deneyelim. 6'nın karesi 36 artı 6 kere 6 yine 36. 72 eşittir 0 oluyor. Sağlamadı. O zaman 6 da olmayacak. Cevap Bursa gelecek. Ya da şöyle yapacaktık bunu dostlarım. Çarpanlarını ayıracaktık önce. X eşit, x parantezinde x çarpı x artı 6 eşittir 0 diyeceğiz. Bir burada terim var, bir burada. Bir bunu 0, bir de bunu 0 eşiteceğim. Yani bir x eşittir 0 birinci kök. Bir de x artı 6 eşittir 0. Buradan da x eksi 6 gelecek. Bu da ikinci kök. Bursa'yı işaretleyecektim. Şuna gelelim hemen kardeşlerim. Bakın yine iki tane çarpan var. Biri bu, diğeri de bu gobeller. Hemen birinciyi sıfır eşitliyorum. X'i sıfır eşitledim. Bu birinci kök. Sıfır olacak bir kere. O zaman Ceyhan'ı sildim. Sonra x kare eksi 2'yi sıfır eşitledim. Ve x kare eşittir 2. X eşittir kök 2. Ama
hem artı hem eksi kök 2 olacak dostlarım. Neden? Çünkü artı kök 2'nin de karesi 2'dir. Eksi kök 2'nin de karesi, sonuçta eksinin de karesi artı yapacağı için artı 2 olur. O yüzden hem artı hem de eksi kök 2 olacak. Cevabımız eksi kök 2, 0 ve kök 2 olacak Bursa. Şuna bakalım dostlarım. Bu ne diyormuş? Önce şurayı 0 eşitleyelim. X kare artı 2 eşittir 0. Buradan x kare eşittir eksi 2 geldi. Şimdi bir şeyin karesi eksi olmayacağı için arkadaşlarım, buradan çözüm kümesi çıkmaz. Boş kümedir buradan çözüm kümesi. Ama hemen Edirne'yi eşitlemeyin. İkinci terime de bakalım, ikinci çarpana. Yani x eksi 3'ü de 0'a eşitleyelim. X buradan 3 çıktı. İşte bir tane kökü varmış, o da 3. Hadi geçtik buna, son soruya. Yine 0 eşitleme muhabbeti yapıyorum. 1 eksi x kareyi 0'a eşitledim. Buradan 1 eşittir x kare geldi. Neyin karesi 1'dir? X ya 1 çıkacak, x ya da eksi 1 çıkacak arkadaşlar. İki tane kök buradan bulduk. Şurayı da 0'a eşitleyelim. 2 eksi x eşittir 0. Eksi x buraya geçerse 2 eşittir x. Bu da üçüncü kök. Eksi 1, 1, 2. Yani cevap Edirne geldi. Çevirdim arka tarafı ve 3 numaraya bakıyorum. Yine denkleminin çözüm kümesini sormaya devam ediyor dostlarım. Şimdi nasıl yaparız bunu? Ya çarpanlarına ayırırsanız, şimdi x kareyi x x diye ayıralım. Eksi, artı 6'yı da 6'ya 1 diye ayırırsak olur. Ama toplamları eksi 7 olmadı. Eksi 7'ye eksi 1 diye ayıralım. Şey, eksi 6'ya eksi 1 diye. O zaman şu şekilde x eksi 6 çarpı x eksi 1 eşittir 0 oldu. Bir burayı 0 eşitleyeceğim, 6 bulacağım. Bir burayı 0 eşitleyeceğim, 1 bulacağım. İki tane kökünü bulduk dostlar. Yine çarpanlarına ayırın diyor. İlla böyle de yapmak zorunda değildik mesela birinci soruyu. Çarpanlarını ayıramadığın yerde şıkları tek tek yazabilirsin. Mesela 1 yazarsın, bakalım 0 oluyor mu? İşte 6 yazarsın, 0 oluyor mu diye bakabilirsiniz de. Burada da böyle yapabilirsiniz. Yine mesela 1 var şıklarda. Önce 1'i bir deneyelim. 1 bakalım oluyor mu? 1 yazalım. 1'in karesi 1. 3 ile çarptım. 3. Eksi 5 çarpı 1'den 5 artı 2. 3'ten 5 çıktı. Eksi 2. Eksi 2. 2 daha 0. Eşittir 0 geldi. Yani sağladı. O zaman 1 olacak arkadaşlarım. Ben şu 3 şıkkı sildim kafadan. Şimdi 2'yi deneyelim mesela. Tam sayıları denemek daha kolay ya rasyonel sayı yerine. O yüzden bir de 2'yi deniyorum. 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım 12. Eksi 5 ile 2'nin çarpımı eksi 10. Bir de artı 2 var. Bakalım 0 oluyor mu? 12'den 10 çıktı 2. 2 ile 2'nin toplamı 4 eşittir 0. E olmadı, sağlamadı. Demek ki 2 olmayacak. Cevap Ceyhan gelecek. Ya da çarpanlarına ayıracaktık arkadaşlarım. Bunu 3x'e x diye ayıracaktım. Bunu da 1'e 2 diye ayıracaktım. Ve hatta eksi 1'e eksi 2 diyelim. Çarpıldığında ortayı eksi 5'i verdiğine göre diyecektim. Buradan da bulabilirdik dostlarım. İşte belki hatta şöyle de olabilir. 2'ye eksi 1 olsa evet bu daha düzgün. Şöyle olacaktı. 2 burada, eksi 1 burada. Kontrolümüzü yapalım. Eksi 3x, eksi 2x daha ortayı veriyordu dostlar. Tamamdır. Buradan da 3x eksi 2 gelecek. 3x eksi 2 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Burayı 0 eşitlersem 1'i bulacaktım. Burayı 0 eşitlediğimde de 2 bölü 3 geliyormuş kök. Ceyhan'ı böyle de bulabilirdik. Evet, geldik şu sorumuza. Çözüm kümesi nedir diyor. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, yine şıklardan gidebilirsiniz. Mesela ben olsam önce 1'i denerim. 1 sağlıyorsa şu 2 şıkkı silerim hemen. Sonra mesela 2'yi denerim. 2 sağlıyorsa şu şıkkı silerim falan. Ama biz ne yapalım? Normal bir burayı 0'a eşitleyelim. Yani x kare eksi 4'ü 0 yapalım. O halde x kare 4 gelir. Neyin karesi 4'tür? Ya 2'nin ya da eksi 2'nin. Bakın iki tane kökünü buldum. 2 ile eksi 2 olacak. Ceyhan'ı sildim. Bursa'yı sildim. Adana'yı sildim. Burada da eksi 2 ile 2 var. Burada da eksi 2 ile 2 var. Şimdi
İki şıkka düşürdük. İsterseniz şimdi bir deneyin mesela tekrardan. Bir yazın bakalım sıfır oluyor mu diye görün. Bir sağlıyorsa cevap Edirne'dir, sağlamıyorsa cevap Denizli'dir diyebilirsiniz arkadaşlarım gibi. Ama ben şöyle yapacağım. Bir de burayı sıfır eşitleyeceğim. Yani 2x kare eksi x eksi 1'i sıfır eşitleyelim. Bunu bir çarpanlarına ayıralım. 2x'e x. Bunu da 1'e 1 diye ayırsak. Şöyle yapalım. Artı 1'e eksi 1. Çarpımları eksi 1 oldu. Bir de şöyle kontrol edelim. Burası x. Burası eksi 2x. Ortayı da verdi. O halde 2x artı 1 ile çarpı x eksi 1'de bunun bir çarpanı olacak. Şurayı 0 eşitlersem 1 gelecek. Burayı 0 eşitlersem eksi 1 bölü 2 gelecek. İki kök de buradan bulduk. 4 tane kökü var. Zaten cevap Edirne olduğu aşikar. Şuna bakalım. Diyor ki denkleminin büyük kökü kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Hadi burayı bir şöyle düzgün yazalım. 5x kare eksi x eksi 42'yi bu tarafa aldım. Eksi olarak eşittir 0. Şimdi bunu çarpanlarına ayırıyorum. 5x'e x diye yazıyorum. Bunu düşünelim şimdi arkadaşlarım. 42 bir kere neyle neyin çarpımıdır? 14 ile 3'ün çarpımı. Bir düşünelim. 14 buraya, 3 buraya gelse 14x, 15x de buradan. Evet, 1x'e ulaşabiliyorum. Hatta şunu da eksi yaparsam tam oluyor arkadaşlar. Doğru mu? Evet, çarpıldığında ortayı veriyor. Hadi o zaman şöyle yazılacak bu. 5x artı 14 ile x eksi 3'ün çarpımıdır. Eşittir 0. Sonra burayı 0 eşitledim. Buradan kök 3 geldi. Burayı 0 eşitledim. Eksi 14 bölü 5 geliyor buradan da. Büyük olan, tabii ki pozitif olan her zaman daha büyüktür. Denizli'yi işaretledim bu haberler. Hadi bakalım, dördüncü köşe taşımızdayız. Burası konu anlatılmış burada. Burada da 6 tane soru varmış. Ben yine şöyle bir odaklanmayı bir ayarlayayım arkadaşlarım. Evet, 6 soruyu da çözelim. Denkleminin çözüm kümesi nedir diye soruyor. Şimdi kardeş, şöyle şıklara baktığında böyle çarpanlarına ayrılmamış bir şık bir şeymiş demek ki bu. Hani denedin, çarpanlarına ayrılmıyor. Peki bu durumda ne yapacağım hocam ben? Şuna başvuracaksın. Delta'yı bulacağız dostlar biz. Delta b kare eksi 4ac formülüyle bulunacak. Delta'yı bulduktan sonra kökleri bulacağız. Kök de şuna eşit olacak. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a formülüyle bulunacak. Eminim bunu, evet, buralarda göstermiş zaten hocam. Arka sayfada göstermiş bunu kardeşlerim. Önce tabii siz bir arka sayfayı mutlaka okuyun eğer bu konuda sıkıntı yaşıyorsanız. Sonra buraya devam edin dostlar. Şimdi peki hocam, a ne, b ne, c ne? Şuradaki x karenin katsayısı a. X'in katsayısı b, sabit sayımız da c'dir dostlar. Hadi şimdi bunları kullanarak önce delta'yı bulalım. Delta eşittir b kare, yani eksi 7'nin karesi 49, eksi 4 çarpı a'mız 2, c'miz 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 4, 32. 49'dan 32 çıktı. 49'dan 32 çıkarsa 17 kaldı dostlarım. Delta buymuş. Şimdi delta eğer pozitif bir sayı çıktıysa bilin ki bu adamın kökü var. 2 tane hem de. Delta 0'dan küçük bir şey çıksaydı kökü yok. Boş küme diyecektim arkadaşlar. Eminim öyle de bir soru çıkacak karşımıza büyük ihtimalle. Devam ediyorum dostlar şimdi. Hadi kökü bulalım. X eşittir eksi b. Şimdi b'yi zaten eksi 7 diyebiliyoruz. Eksi b ne olur? Artı 7. Artı eksi kök delta, yani kök 17 bölü 2a. A'mız 2 idi. Bir de ben 2 ile çarpıyorum. 4. İşte bunu arayacağız arkadaşlar. Ki o da bakın Bursa şıkkında bunun tıpatıp aynısı var zaten. Hadi 2 numaradayız. Denkleminin çözüm kümesi. Gelin yine biz önce delta'yı bulalım. B kare 144 eksi 4 çarpı a'mız 4, c'miz 9 arkadaşlarım. Devam edelim. Ne gelecek buradan? Delta'yı bir bulalım. 4 kere 4 16. 16 ile 9'un çarpımı yine 144 yaptı. 144'ten de 144 çıkınca 0.
Delta'yı sıfır bulduk. Bu şu demektir arkadaşlarım. Bu adamın bir tane kökü var. Aslında iki tane kökü var da kökleri birbirinin aynısı olduğu için çözüm kümesine bir tanesini yazıyorum. Hangisini bulursam artık. E o zaman madem bir tane kökü olacak çözüm kümesinde şu iki, üç şıkkı sildim bile kafadan arkadaşlarım. Hadi şimdi o kökü bulalım biz bile. Neydi formül x'i bulmanın yolu? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a. O halde x eşittir. Şimdi eksi b dediğim şey, b'miz bir kere ne arkadaşlarım? Eksi 12 b'miz. Eksi b ne yapar? Artı 12. Artı eksi kök 0 bölü 2a'da 8 yaptı dostlar. X eşittir. Kök 0 zaten 0. Şurayı sildim. 12 bölü 8 geldi. 4'e bölersek 3 bölü 2. İşte kökümüz 3 bölü 2'ymiş. 2 tane kökümüz var. İkisi de 3 bölü 2'ymiş. Biz tabi birini yazıyoruz çözüm kümesine. Cevabımız Adana gelecek. Üçüncü soruya bakıyorum. Denkleminin çözüm kümesi nedir diye soruyor yine. E aynı muhabbeti yapacağım arkadaşlarım ben. Hemen delta'yı buluyorum ilk önce. Delta eşittir. Mesela bunun şıklarına baktığınızda eksi 1, 1, 0, 1 var arkadaşlar. Hani 1'i deneseniz mesela 1 yazınca 1, 1, 1, 3 eşittir 0. E 1 olmuyor hocam. 1'i sildik kafadan. İşte eksi 1 yazsan. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1, 0 oldu. 1 eşittir 0. E bu da olmuyor falan. Böyle 3 şıkkı eledin mesela kafadan. Böyle de yapabilirsin. Ama biz bir de delta'dan da işimizi götürelim arkadaşlarım. Şimdi burada a dediğim sayı x karenin katsayısı. Bir şey yazmıyorsa 1 var orada. B dediğim de x'in katsayısı, o da 1. E c de 1 arkadaşlar. Hadi formülü kullanalım. B kare eksi 4 ac. B kare 1'in karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 1. 1 eksi 4 yapar, o da eksi 3. Peki burası negatif çıktığında kök yok demiştik. Yani boş kümedir çözüm kümesi diyebilirsiniz. Peki geldik arkadaşlar, artık sizin videoyu durdurma zamanınız geldi bence. Burada bir videoyu durdurun, bir kendiniz çözmeye çalışın. Ondan sonra beni dinleyin arkadaşlar. Çözemezseniz beni dinleyin. Hadi şuna bakalım. Denkleminin köklerinden büyüğü falan filan. Önce biz delta'yı buluyoruz dostlar. B kare 25 eksi 4 çarpı A çarpı C. 25'ten 8 çıkacak, 17 mi geldi? Şimdi x'i bulacağım. Eksi b yani 5 artı eksi kök delta yani 17 bölü 2a'dan da 4 geldi. Demek ki köklerinden biri 5 artı kök 17 bölü 4. Diğeri de 5 eksi kök 17 bölü 4. E büyüğünü soruyor. E sence hangisi daha büyük? Tabii ki artılı olan 5 artı kök 17 bölü 4. Zaten 5 eksi kök 17 bölü 4'te şıklar da yok arkadaşım. Evet 5 numaraya geldik. Denkleminin büyük kökü a olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır? E önce büyük kökünü bir bulalım. Bakın bu denklemin kökleri n1 ile n2'dir. Çünkü denklem m'e bağlı. n1 ile n2'yi bulacağım ben şimdi. Önce delta'ya bakıyorum arkadaşlarım. Delta eşittir b kare eksi 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı a çarpı c. 9 eksi 4'ten 5. Kökü buluyorum. M1 ile M2'yi bulacağım arkadaşlarım. Eksi B yani 3. Artı eksi kök delta bölü 2A. 2 kere 1'den 2. Şimdi büyük kökü hangisi çıktı bunun o zaman? Artılı olan. 3 artı kök 5 bölü 2'dir büyük kökü. Diyor ki bununla diyor şunu işleme koyun. Yani A büyük kök 3 artı kök 5 bölü 2'den şunu çıkartın diyor arkadaşlarım. Kök 5 eksi 1'i çıkartın diyor bize. Parantez içinde yazıyorum toplamalı çıkartmalı olanı, çünkü önünde eksi var. Paydalar ortak olduğu için, ikisinin de bölü 2 olduğu için ortak paydada yazdım bunları da. Hadi düzenleyelim, toparlayalım burayı. 3 artı kök 5 eksi kök 5 artı 1 bölü 2. Kök 5'ler gitti. 3, 1 daha 4. 4'ü de 2'ye bölersen etti mi sana 2? Geldi son soru. Diyor ki denkleminin büyük kökü küçük kökünün
kaç katıdır diye bir soru sormuş bize. Hadi önce şurayı sıfıra eşitliyoruz arkadaşlarım. Sonra burayı sıfıra eşitleyip kökleri bulacağız. Önce şurayı eşitleyelim hatta. 2a kare eksi 8 eşittir 0. 2a kare eşittir 8. A kare eşittir 4. A eşittir ya 2 ya da eksi 2. Yani a1 2, a2 eksi 2 oldu. Şuradan kökü bulalım bir de arkadaşlarım. Ne diyeceğiz? Buraya bir sıfır deltasını bulacağız. Tabii burası çarpanlarına ayrılmıyor. Mecbur deltayı bulalım. B kare eksi 4 ac'ydi delta. B karemiz eksi 1'in karesi 1. Art eksi 4 çarpı 1 çarpı 1. 1 eksi 4'ten eksi 3 geliyor. Buradan kök yok. Buradan boş küme. Buradan da 2 ile eksi 2 bulduk kökleri. Büyük kök 2, küçük kök eksi 2 oldu o zaman. Kaç katı 2 eksi 2'nin? Eksi 1 katıdır dostlarım. Cevabım Bursa geldi. Evet Goberler, ilk 4 köşe taşını gömdük. Bir sonraki videomuzda da bir 4 daha gömeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.